Komşulardan biri olayın 2:30'da gerçekleştiğini söylüyor. Ama sen polisi 3:10 kala aradın. Bak, eğer bir şey saklıyorsan başına dert alırsın. Bize her şeyi açık açık anlat. Niye geç aradın polisi? Bilmiyorum komiserim. Ahmet öyle görünce kala kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Bağırmak istedim, koşmak istedim, yapamadım. Sonra üşüdüğünü söyledi. Zeynep, üşüyorum. Üstünü örtebileceğim bir şey düşündüm. Aklıma battaniye geldi. Hemen koştum, battaniyeyi getirdim. Kafam durmuştu sanki. Üşüyorum Zeynep. Üşüyorum. Tamam. Geçecek. Geçecek. Dur, geçecek, dur. Ahmet. 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 Bana baktı son kez Ahmet'im. Ne yapacağımı bilemedim. Başka bir şey olmadı yani. Şimdi git ifadeni alsınlar. Sonra gerekirse tekrar konuşacağız. Elbiselerini ve terliklerini kanıt olarak alın. Aletini bulamadık başkomiserim. Sopa? Sopa buldunuz mu? Hayır başkomiserim. Adam evden sopasıyla çıkmış. Arkadaşlara bildireceğim başkomiserim. Gerekli aramaları yapıyorlar zaten. Emin Kasap 44 yaşında. Ahmet Emin'in komşusu. Peki sen bir şey duydun mu? Dışarıda bağırışmaları duydum. Ya madem bağırışmalar duydun, ne diye polisi aramadın? Arasaydım da başıma bela mı alsaydım? Bela mı? Bu adam tam bela. Ben de bu yaştan sonra meşhur sopasının tadına mı baksaydım yani? Ne sopası? Ya bütün mahalle bilir bu sopayı. Onsuz adımını atmazdı dışarı. Rahmetlinin kavga etmediği kimse yoktu. Mahalleden de polis eksik olmazdı zaten. Ya Allah Allah. Ya bu adamın hiç mi seveni yok? Bir karısı. O da pek fazla sevmez aslında. Herkes olabilir. Mahallede kimseyle geçinemiyordu. Tanık ifadeleri olayı aydınlatmak için yeterli değildi ama mahalle sakinlerinden Mete Akçakaya'nın ifadesi soruşturma için önemli bir ipucuna ulaşmalarını sağladı. Açıkçası komiserim, tam saat falan bilmiyorum. 3 civar falan olması lazım. Gece vadesine dönüyor. Allah belanı versin pis herif. Gıcık olurum ben bu tiplere. Hemen polise gidip haber vermek lazım dedim. Zaten huyumdur, affetmem. Plakasını aldın yani. Ah komiserim, alacaktım da çok karanlıktı. Hepsini göremedim. Hepsini görseydim 2 dakika durmazdım. Ne kadarını görebildin peki? Sonu işte. Son 2 dakika mı 28'di yoksa 23 müydü? Ya 23 ya da 28 komiserim. Şimdi emin olamadım ya. Mete Akçakay'ın bahsettiği araba var ya. Ha. Onu gören biri daha varmış. Plakayı alabilmiş mi? Maalesef. Çevredeki mobeseleri araştır bakalım. Belki bir şey çıkar. Baş üstüne komiserim.
Deliller unutmaz, caymaz, şaşırmaz, korkmaz. Deliller yalan söylemez. Bu nedenle ben yaptım ya da ben gördümden çok daha değerlidirler. Kriminalciler inceleyecek, ayakkabı izleri konuşacaktı. Kriminalciler inceleyecek, lekeler konuşacaktı. Battaniye konuşacaktı. Kimi erken, kimi geç ama mutlaka. Bir daha anlat bakalım. Nasıl oldu olay? Kaç defa anlatacağım komiserim. Bak Zeynep, bir şey saklıyorsan senin için hiç iyi olmaz. Yok komiserim, neyi saklayacağım? Yazılı ifadende korkup yardım istediğini söylemişsin. Evde sana sorduğumda korkup öylece kaldığını söylemiştin. Hatırlamıyorum komiserim. Neyi hatırlamıyorsun? Bağırmak istedim ama hatırlamıyorum. Düşün! Hatırlamıyorum. O zaman hatırlayana kadar burada kalacaksın. Ne olur bu sefer iyi bir haber ver. Bir kere de hatırımız sor be başkomiserim. Yapma doktor ya, bütün gece ayaktaydım zaten. Ben de burada bütün gün ölülerle uğraşıyorum. Bırak da iki çift af edelim. Ne diyorsun, işe yarar bir şey bulabildin mi? Şuna bak. Cismi sivri olmadığı kesin. Şiş, tornavida ya da kalem olabilir. Kalem mi? Onun gibi bir şey. Bıçak gibi sivri değil. Girerken deriyi parçalamış. Şuna bak. Onun dışında da öyle gözle görülür bir darp izine rastlamadık. Bir kadın yapmış olabilir mi bunu? Güçlü, iri yarı biriyse neden olmasın? Ayrıca kanında yüksek derecede alkol tespit ettik. Her akşam içermiş zaten. Başka bir şey yok mu? Üzgünüm, hepsi bu. Komiserim, istemiyorum. Niye bir şey yemiyorsun? Evli misiniz komiserim? Evli değilseniz anlayamazsınız. İyi de kocan kötü davranır mı sana? Kadın olmadığınız için bunu da anlayamazsınız. İyi kötü bir hayatımız vardı. Şimdi her şey mahvoldu. Kocam olmadan annemler İstanbul'da kalmama razı olur mu sanıyorsunuz? Tıpış tıpış döneceğim Yozgat'a. Sonrası... Sonrası meçhul. Başkomiserim. Ne yapalım kadını? Bırakın gitsin. Ama ortalıktan ayrılmasın. Emredersiniz. Cinayet silahı henüz bulunamamıştı ama cesedin yakınlarındaki ayakkabı izlerinden saldırganların kaç kişi olduğu, cinsiyetleri, ayakkabılarının şekli ve büyüklüğü hakkında fikir yürüttüler. Ne görüyorsun? Biri spor ayakkabı, diğeri bot mu giymiş? Aynen öyle. Ayrıca ayakkabı numaralarını da tespit ettik. İkisi de erkek yani. İzlerin derinliğine ve ebatına bakılırsa evet, erkek. Tanıklar da öyle söylemişlerdi. Karısının terliği ve geceliğinden bir şey çıkmadı. Tahmin etmiştim zaten. Diğer deliller? Battaniyeyi de inceledik. Tüm kan izleri kurbana ait.
Peki ya olay yerindeki kan örnekleri? Maalesef onlar da.